Evet, dağcı arkadaşlar merhabalar. Bugün tozluklarımızın en büyük problemlerinden biri olan bu botun altından geçen kayışların zaman içerisinde kayada, işte buzda, karda, toprakta parçalanması ve bu tozlukları botun altına sabitleyen şu gördüğünüz işte sentetik parçanın kopmasının yerine ne yapabiliriz? Bununla ilgili bir video çekeyim dedim. Ekranda gözüküyor mu bilmiyorum. Elimde tuttuğum tel, bisikletlerin fren teli ya da işte motorların gaz teli. Çelik bir teldir bu. Bu telden 30 santim, yani daha önceki parçası olan botun altından geçen sentetik parçanın uzunluğunda 30 santim ısıtarak kesiyorsunuz. Çakmakla önce keseceğiniz yeri ısıtıyorsunuz. Sonra da işte yan keskiyle tık diye kesiyorsunuz. Uçlarının dağılmamasına dikkat edin. Çünkü bu çelik tel çok çabuk dağılıyor. 30 santim ölçüyorsunuz, kesiyorsunuz. Sonra şurada ekranda gözüküyor mu bilmiyorum. Bakayım bir dakika. Klemens var, elektrik klemensi. O elektrik klemensinin içine teli sokuyorsunuz ve vidayı sıkıyorsunuz. Aynı şekilde bu taraftan da elektrik klemensini çelik teli içine sokup sıkıyorsunuz ve birinci tozluğun birinci çelik teli takılmış oluyor. Aynı şekilde bunda da uyguluyorsunuz. Nereden geçti bu çelik tel? Onu söyleyeyim. Şeyin tozluğun perlonundan ısıtarak deliyoruz. Şöyle göstereyim. Isıtarak deldik. Klemensi bu taraftan çıkardık. Ve çelik teli o klemensin içinden geçirdik. Yani şöyle tekerle çekmeye çalışıyorum. Şu şekilde bakın. Şöyle odaklarsam klemensi buradan takıyoruz. Böylece çelik teller takılmış oluyor.